Şimdi ikinci bir mesele, badiyeden gelen bir adam, şehirde eğleşen bir adamın aleyhine şehadet edebilir mi, edemez mi? Bunda da bir ihtilaf var. Bâb-ı şehadetil bedevi hel tukbelu alel kurevi. Badiyede, çölde eğleşen bir adam, köyde eğleşen bir adamın aleyhine şehadet etse kabul edilir mi, edilmez mi? حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني نافع ويزيد ويحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن عمر بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki La tukbelu şehadetul bedevi, bedevinin şehadeti kabul olunmaz alel kurevi, kurevinin üzerine. Çölde yaşayan bir adamın şehadeti köylerde yaşayan bir adamın aleyhine kabul edilmez. Bu hadis. فَذَهَبَ قَوْمٌ وَلَمَادًا bir kısmı zahib oldu ki لَا اَنَّ شَهَادَةِ اَهْلِ الْبَادِيَ Badiyenin, şehranın, halkının şehadeti غَيْرُ مَكْبُولَةٍ مَكْبُولَ değildir اَلَا اَحْلِ الْحَدَرِ اَحْلِ حَدَرِ اَحْلِ حَدَرِ ki yani köçebe değil, devamlı. Bu badiye köçebe halinde. Köçebe halinde oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor, konuyor, köçüyor. Onların birisinin gelip de şehirde, köyde, nahiyede mukim olan bir adamın aleyhine şehadeti kabul edilmez. Dediler ve ihtecu fi zalike bihadel hadis. Bu hadisle de ihticac ettiler. Şimdi burada köçebe halinde bu Bilad-ı Arabiye'de çok var. Rehale derler. Türkiye'de de vardı, kaldı mı? O yörükler vardı. Var, 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 var. Evet, köçebe oraya gider. Var. Mukim bir yeri yok. Yazın bir yere gider, kışın bir yere gider. Başını ayağa durlar. Ve halefehum fî zâlike âkharûn. Ülemadan bir kısmı bu birinci zümreye muhalefet ettiler. Fekâru dediler ki emmâ men kâne min ehlil bâdiye. Ama bâdiye halkından olan kimseler. Onlar da iki kısımdır. Çölde eleşen badiye halkı iki kısımdır. Mimmen şu bir kimselerden ki yücibu icabet ederler izâ du'ye. Kendilerini çağırdıkları vakitte, hükümet çağırdığı vakitte, oranın reisi, memuru kimse çağırdığı vakitte icabet eder. Haber gönderdim gel, gelir. Emre itaat, itaat eder. Eğer bu kısımdan iseler. Ve fî esbâbül adâle. O gelen adamlarda da esbab-ı adalet var. Kendisi namaz kılıyor, mütedeyyin, doğru sözlü adamlar ise. Evet. Ve fihi onda da vardır. Esbab-ı adaleti, esbab-ı adaletten ma fi ehlil adaleti min ehlil hadar. Ehli hadarda olan adalet sebeplerinden ne aranılırsa onlarda o evsaf var. Feşehadetu mekbule. İşte bu gibi bedevilerin şehadeti mekbuldur. وَهُوَ كَأَهْلِ الْحَدَرِ اَهْلِ حَدَرِ gibidir bu. Ha köyde eleşmiş, ha çölde eleşmiş, farkı yok. Demek ki o köşede kendi başına ama fakat başı o vilayetin emirine bağlı. Haber gönderdiği vakitte geliyor. Onun sözünü kabul ediyor. Öyleyse o şahıslara bakacağız. Ehli füsk-ı fücur değil ise, adalet ehli ise şehadetleri kabul edilir. وَمِمَّنْ كَانَ مِنْهُمْ لَا يُجِيبُ Yok bir de badiyelerden bir kısım var ki oranın emiri haber gördüğü vakit, gönderdiği vakitte icabet etmez, kabul etmez. Tanımaz onu. Bu kısımdan iseler. Evet. وَمِمَّنْ كَانَ مِنْهُمْ لَا يُجِيبُ اِذَا دُعِيَ Çağrıldığı vakitte icabet etmeyen kimselerden iseler فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ Onun şehadeti kabul edilmez. Mesela Konya'da köşebe halinde. Fakat Konya valisine bağlı değil. Bir hafta olarak orada kalır. Bir hafta kaçar gider Aydın'a kalır. Bir hafta İzmir taraflarına geçer. Böyle yani oranın reisi istediği vakitte arada vakitte bulamaz ki zaten. O da icabet etmez onu, dinlemez. Bu gibiler ise bunların şehadeti kabul değil. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فنزلن رواية تدلد في سائر ذلك. bunların gayrısında rivayet edildi. Maşhur bir hadis ki حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت
Hazreti Ayşe buyurdular ki kadimet Ümmü Sümbüle, Ümmü Sümbüle isminde bir kadın geldi. Öyle Ümmü Sümbüle ki el Eslemiyyetü, Beni Eslem'den, Bedevi kabilelerinden bir kabile, Beni Eslem büyük bir kabile. Onlardan Ümmü Sümbüle diye bir kadın var idi, bu geldi. Ve me'aha vatbun min lebenin. Kendisiyle beraber de bir kırbayı süt doldurmuş getirdi. Resulullah Efendimiz'e hediye getirmiş. Tehdiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e hediye ediyor. Bedevi, kırbayı süt doldurmuş, Resulullah Efendimiz'e getirmiş. Fevada'atu indi. Bu Ümmü Sümbüle getirdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki benim yanıma koydu. Ve ma'aha kadehun leha. Bir de o sütü içme için bir kap var, kadeh var. Fedehalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın evvel gelmiş, sütü getirmiş, beklemiş. Resulullah Efendimiz geldi, dahil oldu diyor. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki merhaben ve sehlen bi Ümmü Sümbüle. Ümmü Sümbüle hoş geldin, sefa geldin diye dedi ona. Kalet be ebi ve ümmi. Ümmü Sümbüle dedi ki anam babam sana feda olsun. Ehdeytü leke vatben min leben. Sana bir kırba sütü sana hediye ettim. Getirdiğim kırbayı. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki barakallahu aleyk. Allah mübarek eylesin. Subbili fi hadal kadah. O kadaha sütü dök de ver bana içeyim dedi. Fasabbet lehu fil kadah. Kadın döktü sütü. Felemma ahadahu Resulullah Efendimiz aldı ki içe. Kul Hazreti Ayşe diyor ki ben dedim ki kad kulte ya Resulallah sen evvelce dedin idi. Sözünü söylemiş oldun idi. Hatirle onu la akbelu hediyeten min arabiyyin. Ben bedevilerden hediye kabul etmem demiştin. Unuttun mu şimdi bu bedeviyenin hediyesini kabul edip de içiyorsun. Sen evvelce böyle demiştin. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Arabun eslem. Bunlar Arap'tır. Vadiyede eylesirler. Fakat Müslüman olmuştur bu. Ya Ayşe innehum leysu be Arab. Bunlar Araplıktan çıkmıştırlar. Arap değildirler. Velakin nehum. Bunlar ehlu badiyetina. Bizim etrafımızda olan sehranın çörün adamlarıdır. Ve nahnu ehlu hadiratin. Biz de onların şehrindeyiz. Hadire dedi ki o mıntıkanın şehri merkezi. Onun etrafındaki arazi o da oranın badiyesi yani o şehrin badiyesi. Mesela Medine'nin etrafındaki bedeviler gibi. Medine hadirası oranın şehri. Onlar da Medine'ye tabi onlar da badiyesi. İza de'avnâhum ecabu. Biz onları çağırdık mı herhangi bir harba darbe hemen gelirler. Evet. Ve izâ de'ûnâ ecebnâhum. Onlar da bizi bir şeye davet ettikleri vakitte biz icabet ederiz. Bunlar Arap değildir. Dedi. Sümme şeribe. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem sütü içti. Yani bundan anlaşılıyor ki Arap kim? Herhangi bedevi Arap denilmez ya. Bir hadireye bağlı değil. Bir şehre bağlı değil. O şehrin reisine bağlı değil. Bir gün orada, bir gün orada. Öyle. Sellem ve selam geziyor işte. Arap bu. Geliyorlar. Yahut onlar o şehrin reisini bir yere davet ederlerse, bir işleri olursa gidiyor, görüyor. Onlar ehli badiye derler. Arap değil. Arabının ehli badiyeyi Peygamber Efendimiz burada ayırt etmiş oldu. Öyleyse ehli badiyenin şehadeti o şehrin, halkının şehadeti gibi. Hiç farkı yok. Ama Arap olan hiçbir beldeye, hiçbir hükümete tabi olmamış köçebe halinde Türkiye'deki o şeyler var. Çingenler vardır, başkaları vardır. Öyle geçer. Bir yere bağlı değil. Onlarınki şehadetleri kabul değil. Haddesena bin Ebi Davud. Kale haddesena Muhammed bin Abdillah bin Nümeyr. Kale haddesena Yunus bin Bükeyr. Kale haddesena bin İshab. Fezekere bi isnadihi mislehu. Eyni hadisi şerifi. Başka bir senetle zikreyledi. Haddesena Rabi'u bin Süleyman el-Ciziyyü. Kale haddesena Sa'id bin Kethir bin Ufeyr. قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار نيار ديلا عبد الله بن دينار ناجي قلت له عبد الله بن دينار يانش يازمش
En urveten Aişet anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem binehvihi. Aynı rivayeti rivayet ediyor ve zâde fi âhirî. Fakat bu ikinci rivayetin sonunda ziyade ediyor. Feleysu be'arab. Bunlar Arap değildirler. Bizim badiyemiz ehlidirler. Ehli badiyemizdir. Arap değildirler buyurdu. Feahbereni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aişe diyor ki Peygamber Efendimiz bana haber verdi ki enne men kâne min ehlil badiye. Her kim ehli badiyeden ise öyle ehli badiye ki yücibu izâ du'ye. Çağrıldığı vakitte icabet eder, gelir. Fahuve o ehli badiye ki ehlil hazar şehir halkı gibidir. Farkı yok. Ve ennel a'rab a'rab öyle a'rab ki el mütekavvimin sağda solda geziyor yani mütekavvimin dediği ki bir yere bağlı değil. Kendi başına kaim. Ellezine la tukbelu hedayahum işte hediyeleri kabul edilmeyen ki a'rab bihilafi havula bu ehli badiyenin hilafınadır. Ve humul lezine işte o Arap ki hiçbir yere tabi değildir, kendi başınadır. Bunlar la yücibune izâ du'u. Çağrıldığı vakitte icabet etmezler. Hiçbir kimse itaat etmez. Ne emire, ne valiye, ne hiçbir şeyhe kabul etmiyor. Kendi başına müstakil hükümet gibi geziyor. İşte onların hediyesi kabul edilmez. Femen kâne kezâlik. Her kim böyle olursa, bir yere bağlı değil ise, bir hükümete bir yere bağlı değil ise lem tukbel şehadetum onların şehadete kabul olmaz. Ve humüllezine işte bunlar şu bir kimselerdir ki anahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onları kastetti fi hadisi Hureyre Hazreti Ebi Hureyre. Oraya da Ebi lazım. Hazreti Ebi Hureyre'nin hadisinde kastettiği Arap budur. Ellezî zekrenâ biz zikreyledik. İman eren. Yani bizim gördüğümüz fikir bu. Yani İmam-ı Tahavi diyor ki biz ehli badiyeyi ve Arabi böyle fark ettik. El-Arabi eşeddu küfren ve nifakanı Kur'an'da da var ya. Arabi Kur'an-ı Kerim üçe teksim etti. Bunların bir kısmı halis, muhlis, Müslüman. Bir kısmı da halis, kafir, Peygamber Efendimiz'e düşman. Bir kısmı da imanlarını ishar ettiler. Müslüman göründüler fakat müzebzeb. Müzebzeb kaldılar. Kur'an'da bunu beyan ediyor. Esas onlar Müslüman olsalar da Arap'ın şehadeti kabul edilmez. Zaten kafir olursa hiç olmaz da hangi Arap'ın şehadeti kabul edilmez ve hediyesi kabul edilmez? O hadireye bağlı değil. O mıntıkanın, valisinin, reisinin emrine tabi değiller. Oranın valisi onları çağırsa icabet etmezler, gelmezler. İşte onların şehadetleri kabul değil. Evet, bu mesele de burada bitti.